Günaydın arkadaşlar. Şu anda her ne kadar size uyanma simülasyonu yapmış olsam da sabahları aşağı yukarı böyle uyanıyorum. Barney, günaydın. Gel. Gel, günaydın. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Heh. Ne yapıyorsun? Günaydın. Hadi kalk, kalkalım. Bunların ne olduğunu merak ettiyseniz hemen göstereyim. Yatağımın hemen yanında genelde dün okuduğum kitap, birazdan video çekmek için kullanacağım kameram, tabii ki benim görmemi sağlayan gözlüğüm, kol saatim ve telefonum yer alıyor. Telefonda genelde zaten alarm kurmam için burada yer alıyor. Hilary, sana da günaydın. Barney, tekrar günaydın canım. Ne haber? Ha? Ne yapıyorsun? Barney? Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Bir dakika, bir dakika, durun, durun. Dur. İyice kafalarınız karıştı, iyice. Bugün biraz geç uyandığım için önce çocukların mamasını vermek istedim. Yoksa beni rahat bırakmayacaklardı. O zaman şimdi sıra şöyle sert bir kahvede. Hadi kahveyi hazırlayalım. Günaydın tekrar arkadaşlar. Bu arada sabah uyanır uyanmaz kendime kahve yaparken, kahvemin soğumasını beklerken bir bardak da su alıyorum yanıma. Çünkü uyanır uyanmaz bir bardak su içmek son derece faydalıymış. Fark ettiyseniz bu sefer hiç filtre kahve falan yapmakla uğraşmadım çünkü çok yorgunum. Dünden kalan işlerin yorgunluğu var üstümde. Çocuklar, bir dakika. Lili, Loli, bir dakika video çekiyorum. Lütfen. Hatta bugün bayağı bir geç kalktım. Saat 9 civarı falan uyanabildim anca. Yatakta dönüp dönüp durdum yorgunluktan. Genelde sabahları 6-7 civarı uyanıyorum ama bu sabah 9 gibi uyanabildim. Uyandıktan sonra yanımda Barney'i görünce onunla biraz yatakta koklaştık. Sonra yataktan kalktığımda Lili'nin yemek istemek için yatak odama kadar geldiğini fark ettim. Çünkü saat 9'u geçtiği için bayağı acıkmış onlar da. Ardından kahvemden önce onlara beslemek zorundaydım. Barney, ne yapıyorsun oğlum? Ne oldu? Hı? Kedilerden mi korktun? Barney'de de şöyle bir huy var. Kediler oynamaya başladığında sağa sola böyle vurup ses çıkartınca Barney korkuyor, benim yanıma yaklaşıyor. Ne oldu? Korkma, korkma oğlum. Sen büyüksün onlardan. Abisisin sen onların. Niye korkuyorsun? Ha? Niye korkuyorsun onlardan? Son haftalarda YouTube'a video çıkartamadığım, sizler için video yayınlayamadığım haftalarda çok sağlam bir projeyle uğraşıyordum. Udemy'de, Udemy diyenler var, Udemy diyenler var. Ben Udemy diyeceğim ya. Motosiklet ve güvenli sürüş eğitimi paylaştım. Bayağı bir uğraşmıştım bunun için. Herkes, motosiklet kullanmayı hiç bilmeyenler bile benim yıllardır biriktirmiş olduğum tüm tecrübemden yararlansın diye bütün bildiğim her şeyi bir eğitim paketi haline çevirip sizlere sunmak istedim. Çünkü istiyorum ki herkes uzun yıllar sağlıklı bir şekilde motosikletlerini
gücünü kullanabilsin. Ha tabii ki tek sebep bu değildi. Bunun yanında canımın sıkkın olduğu çok zamanlar oldu. YouTube'da hedeflerimin bir hali gerisinde olmak benim canımı çok sıkıyordu. Bu yüzden biraz kafa dağıtmak için, daha doğrusu başarısızlığın vermiş olduğu o rehavetle zorunlu olarak kendimi geri çekmiştim biraz. Neyse ama yine de her şeye rağmen devam edeceğiz. Her şeye rağmen, bütün izlenmemelere rağmen kaldığımız yerden daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Oh, bunları söylerken bile yoruluyorum artık. Kahve benim için artık öyle bir hale geldi ki kahve içmeden başladığım günler illaki başım ağrıyor. Zaten artık böyle hayatla, yaşamakla bağdaştırdığım için bana kendimi çok daha iyi hissettiriyor şu sabahları kendime hazırladığım sıcak bir kahve. Kahvemi de aldıktan sonra o gün yapacağım şeyleri kontrol ederek güne başlıyorum. Önce bir önceki günlerden hazırladığım planları ya da bir hafta önce hazırladığım planlarıma bakıyorum. Bugün özellikle yapacak olduğum bir şey var mı? Eski notlarıma tekrar göz gezdiriyorum. Ardından bugün için yapacağım şeylere kararlaştırdıktan sonra ki zaten bir önceki günden belli oluyor benim ertesi gün yapacağım şeyler. Sonra kahvemi içmeye devam ederken hedeflerime bakıyorum, hedef panolarıma. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Ne yapmışız, ne olmuşuz, hangilerini gerçekleştirmişiz. Henüz bayağı bir çoğunluğunu gerçekleştirememiş olsam da hala onlar için çalışıyor olmak bana mutluluk ve huzur veriyor. Çünkü bu planladığım şeyleri ne için planladığımı, neden sürekli yazdığımı, neden sürekli plan yaptığımı biliyorum. Hedef panosuna sürekli bakmam sayesinde bunları her zaman kendime hatırlatıyorum. Hedeflerim için yaşadığımı. Sonra daha çok güncel planlarımın yazılı olduğu yazı tahtama gideceğim. Oradan da hedeflerimi kontrol edeceğim. Evet, hafta planımız hazır. Burada tahtada gördüğünüz şeyler önümüzdeki hafta pazar gününe kadar bitmek zorunda. Ki zaten bitebilecek şeyler. Genelde hafta planı yaparken kendimi bu şekilde zorlamayı çok seviyorum. Gerçekten böyle planlar hazırlarken kendi limitimin üstünde işler yazıyorum tahtaya. Eğer hafta sonunda, hafta bitiminde bu panonun %70'inden fazlasını yaptıysam benim için efsane verimli bir hafta geçmiş oluyor. Bu hafta yapacaklarımıza, bugün yapacaklarımıza baktık. Hedef panolarımızı da kontrol ettik biraz önce. Kahvemizi yudumlarken çalışma masamızda. O halde şimdi biraz tıkınma zamanı çünkü çok açım. Kahvemiz burada kalsın. Kahvemizin üstüne kedilerin tüyü düşmesin diye kahve altlığını kapatacağım. Bizim evde kahve altlıkları kahve üstlüğü olarak geçerli. Çünkü havada çok tüy uçuştuğu için evde 3 çocukla birden yaşadığımız için böyle içeceklerimizin üstüne kapatmamız gerekiyor. Suyumuzu da bitirelim ya. Şimdi size benim çok gizli yulaf tarifimi vereceğim ama bakın çok gizli. Yulafı önce sütle biraz ısıtıyorsunuz. Yulafın iyice yumuşamasını sağlıyorsunuz. Sonra geri kalanında hiçbir şey yok. Yulafın üstüne damak zevkinize göre ben ballı fıstık ezmesi, böğürtlen reçeli, peynir ve chia tohumu koyuyorum. Sonra bunu böyle bu şekilde tüketiyorum. Hadi iyisiniz ha. Bakın benden yulaf tarifi de kaptınız. Özellikle erken uyandığım sabahlar bu şekilde kahvaltı yapmak bana çok iyi geliyor. Çünkü sabahın 6'sını 7'sinde uyanıp kahvaltı hazırlamak bazen çok zor oluyor. Bu yüzden böyle pratik, enerji verici ve çok lezzetli bir şey hazırlamak bana o sabah ayrı bir enerji veriyor. Tabii ki bu benim asıl kahvaltım yerine geçmiyor. Bunu yedikten yaklaşık 2-3 saat sonra ya da 1 saat sonra şöyle asıl peynirli, zeytinli, ekmekli geniş bir kahvaltı yapıyorum. Ancak o şekilde doyabiliyorum. Tadına bakalım nasıl olmuş? Biraz fıstık ezmesini çok koymuşum ama çok iyi. Böğürtlen reçeli olduğu için evde böğürtlen reçeli koymuştum. Aslında bu vişne reçeliyle çok iyi oluyor. Sizin de böyle farklı tarifleriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Çünkü yulafla neler yapılabilir çok merak ediyorum. Of, kahve çok güzel olmuş ya. Şu an ikisinin uyumu mükemmel. Bu tatlı. Bunda da böyle garip bir acılık var. İkisi mükemmel bir uyum sağlıyor. Şimdi ne yaptık? Sabah uyandık. Hedeflerimize baktık, planlarımızı kontrol ettik, suyumuzu içtik. Şimdi biraz boş yapma zamanı. Ama öyle tahmin edeceğiniz şekilde boş yapmak değil ha. Sakın. Fark ettiyseniz hala elime telefonu almadım. Hala Instagram'da ne olmuş, ne bitmiş. Bir önceki gün arkadaşlarım akşam yemeğinde ne yemiş ya da ne giymişler öğrenmedim, bakmadım. Çünkü bunu yaparak güne başlarsanız gerçekten gününüzü rezil etmekten başka hiçbir şey yapmamış olursunuz. Boş verin Instagram'a, boş verin sosyal medyaya. Şimdi YouTube'dan Barış abi yeni video atmış mı atmamış mı onu kontrol edeceğim. Ki biliyorum dün yeni bir video paylaşmıştı. Son günlerde çıktığı yeni bir yolculuktan bir vlog paylaşacaktı. Onu bekliyordum heyecanla. Oo, paylaşmış. Tamam işte ya, süper. Kahvaltı eşliğinde izleyecek bir şey bulduk. Ben bu gibi kahvaltı zamanlarında
bana yine katkısı olabilecek, benim sevdiğim, değer verdiğim, çok değerli YouTube kanallarından birkaç YouTube videosu izlemeyi tercih ediyorum. Barış Özcan, Serdar Kuzuloğlu, Haluk Tatar gibi. Çünkü hem eğlendiriyorlar, hem keyifli, hem de öğretici unsurları çok fazla. Ve sabahın bu ilk saatlerinde beynimiz öğrenmeye aç olduğu için, daha henüz günün stresiyle yorulmadığı için sabahları beyninize ne verdiğiniz çok önemli. Aslında erken saatte kalktığımda, 6-7 gibi uyandığımda ilk yaptığım şey yarım saat, bir saat arası kitap okumak oluyor ama bugün biraz geç kalktığım için sanırım tembelliğim üstümde. Kitaptan önce biraz YouTube'da zaman geçireceğim. Oh, resmen kendime geldim. Çok acıkmışım. Sabahları uyandıktan sonra 1-2 saat içerisinde kahvaltı yapmazsam böyle kanım çekiliyor, şekerim düşüyor, kendimi halsiz hissediyorum. Bu yüzden özellikle erken kalktığım sabahlar bu şekilde pratik bir kahvaltı benim günümü kurtarıyor. Şimdi yapmamız gereken işlere başlamadan önce kitaplığımızdan bir tane kitap seçeceğim. O kitapla şöyle yarım saat, bir saat arası zaman geçirip ardından günlük yapmam gereken işlere bir anda saldıracağım. Bu benim uzunca bir sürede kitaplığımda tek başına kalan okumak istediğim bir kitaptı. Daha doğrusu diğer okuduğum kitapların arasında koyduğum için bu kitabı da okuduğumu sanıyordum. Eğer bol bol kitap okuyorsanız bu tarz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Böyle olaylar başınıza gelebiliyor. Okumadığınız bir kitap okuduğunuzu sanıp hakkında saatlerce oturup düşünüyorsunuz. Ya ben bu kitaptan ne anlamıştım, ne düşünmüştüm, bana ne öğretmişti diye. Sonra fark ediyorsunuz ki meğerse kitabı okumamışsınız. Şimdi kitap okumaya geçmeden önce size bazı yeni projelerimden de bahsedeceğim. YouTube kanalımda artık vlog tarzı içeriklere daha fazla yer vereceğim. Çünkü fark ettim ki hem çekmesi çok keyifli hem de izlemesi çok keyifli. Kendi videolarımı, kendi vloglarımı bile izlerken çok keyif alıyorum. Özellikle bu vlog videolarımdaki çocuklarımın ev hallerini görünce. Evime artık tamamen bir ofis mantığıyla bakmaya başladım. Bir nevi beni daha böyle şevklendirsin, daha çok gaza getirsin, çalışma istemi daha çok arttırsın diye evime artık ofis mantığıyla bakacağım ve size yakında home office yani ev ofisi turu yaptıracağım. Çünkü evimde bayağı bir değişiklik oldu. Hatta bir odayı komple çekim odası haline getirdim. Beni çok önceden beri takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki kendi yazdığım yazılardan, kendi düşüncelerimden oluşturduğum bir yeraltı edebiyatı serisi vardı. Yeraltı edebiyatı konuşmaları. Daha böyle karanlık, bohem, kimsenin konuşmadığı ama aslında herkesin içinde düşündüğü şeyleri video haline getirip sizlere sunuyordum. Bu yeraltı edebiyatı serisine tekrar devam edeceğim. Bunun için ayrı bir konsept oluşturdum. Bakalım, çok heyecanlıyım bu konuda çünkü kendimi en iyi ifade edebildiğim, benim en çok hoşuma giden videolardan birisiydi yeraltı edebiyatı. Ayrıca bunların yanında yakında Merve ile birlikte podcast yapmaya da başlıyoruz. Spotify ve Apple Müzik'te podcastlerimiz yayınlanacak. Çünkü birlikte yaptığımız sohbetlerin kalitesi ve keyfi o kadar iyi oluyor ki. Dedik ki bu sohbetleri neden başkaları da dinlemesin, başkaları da duymasın. Bence podcastler çok iyi olacak. Hatta birkaç deneme yaptık. Tekrar tekrar başa sarıp sarıp dinledim ben kendi podcastimizi. Daha bunlara benzer pek çok yeni proje var kafamda. Hayata geçirmeye çalıştım, çabaladım. Ama sanırım Temmuz ayı sonuna gelmeden kafamdaki bu bütün projeleri hayata dökmüş olacağım. Hatta YouTube açısından da bayağı bir ilerleme kaydedeceğiz. Ayrıca en son Twitch yayınımızda sizlerle birlikte yapmış olduğumuz o kitap alışverişinin kargo siparişi de gelmek üzere. O sipariş de gelince Twitch yayınında canlı canlı o kutuyu sizlerle birlikte açacağız. Sizlerle birlikte yorumlayacağız. Bence çok heyecanlı olacak çünkü canlı olarak sizin karşınızda birlikte o kutuyu açmak, o kitap kokularını birlikte hissetmeye çalışmak çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, anlayacağınız hem sizleri hem de beni çok büyük sürprizler bekliyor. Çok yoğun bir ay geçirmeyi planlıyorum. Bu Temmuz ayı benim için çok iyi olacak, çok verimli olacak, buna inanıyorum. Açıklamalar kısmında hem Twitch kanalım, hem Udemy eğitimim, hem de diğer YouTube videolarımın linkleri yer alıyor. Beni takip ettiğiniz için, hayatıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayrıca bu 2-3 haftalık uzak kaldığım süreçte bana sürekli Burak abi neredesin, nerelere gittin, nerelerdesin diye soran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hepiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz bir sonraki videoda.